Merhaba dostlar, ben Gökhan Günzap. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Horozların yeni kümesi burası. Sağlı sollu burada kafesler olacak. İki sıra olacak kafesler. Hayvanlara gerçekten istediğim gibi bir yer yapmanın mutluluğu var şu an üzerimde. Az bir işlemi kaldı. Az da değilmez de biraz bir işlemi var işte. Şimdi isterseniz bir de bir civcivlere geçelim. Oradan da videoya başlayalım. Civcivlerimiz iyiler. Gayet sağlıklılar. Şimdi yumurta vereceğim. Oğlum. Altında civciv. Canavar gibiler, canavar. Ben 10 günden sonra şöyle bir şey yapıyorum. Altında civciv mi var mı? Ben 10 günden sonra şöyle bir şey yapıyorum. Pirinç, bulgur ve yumurta. Yumurtayı pirinçle bulgurun içerisinde eziyorum. Pek fazla da civciv yemine bakmıyorlar. Bu şekilde daha sağlıklı, daha iyi büyüyorlar. Daha gelişkin oluyorlar. Daha böyle bünyeleri daha yüksek oluyor. Daha iyiler yani. Artık kavgayı kestiler. Bir 15-20 gün sonra yine başlayacak zaten. Devam edeceğiz aynı şekilde. Çoğusunun yüzünde var zaten. Gayet iyiler yani, sağlıkları iyi. İstersen şimdi videoya geçip videoya başlayalım. Fazla da uzatmayalım. Merhaba dostlar, kanala ve videoya hoş geldiniz. Çok güzel, çok kaliteli bir soru yöneltildi. Tavuklarda döl verimliliği tavukla horoz ne zaman eşleşince ne zaman döllü yumurta çıkar diye harika güzel bir sorumuz var. Bu soruya cevaben güzel bir video yapacağım. Güzel de horozlar çıkarmaya çalışacağım karşınıza. Horozumuzu bırakalım, videomuza başlayalım. Gel bakalım. Şimdi dostlarım, dişi kuşlar spermi sperm depolarında biriktirme özelliğine sahiptir. Tavukların da genital bölgelerinde, yani genital kanalında spermatozoidlerin döllenme yeteneklerini kaybetmeksizin kalmasını sağlayan, aynı zamanda da sperm depo bezleri olarak bilinen özel salgı bezleri mevcuttur. Tavuklarda ve dişi hindilerde sperm döllenme yeteneğini genital kanalda 3-10 hafta arası koruyabilmektedir. Mesela yalnız şu söyleyeceğime iyi dikkat edin. Tavuklarda 5-7 gün, hindilerde ise 14-21 günden sonra yumurtadaki döllenme oranının düştüğü bilinmektedir. Yani bu kanalda saklanan dölün kalitesinin düştüğü, yumurtaya da yansıdığı bilinmektedir. Yani ne kadar güzel eşleşme, ne kadar iyi kaliteli eşleşmeler, sık sık eşleşmeler yapılırsa hayvanın sperm deposunda biriktirdiği spermler taze olur ve döllemede bir o kadar, kaliteli döllemede bir o kadar katkısı bulunur bunların. Şöyle bir şey var mesela, yumurta ne zaman döllenir diye. Biliyorsunuz yumurta tavuğun içinde kanalda döllenir. Yumurta kanalda oviduct tarafından tutulur. Burada 15-20 dakika kadar bekler ve döllenme gerçekleşir. Yani yumurta oluşum sürecinin yaklaşık 3. saatinde döllenir. Tavuğun sperm kesesi boş ise, yani tavuğun yanında yaklaşık 15-20 gün, belki bir aydır horoz yok ise, tavuğun horoz ile ilk eşleşmeden itibaren ilk döllü yumurtası yaklaşık 5 gün sonra olur. Bu ne demek oluyor? Bir eşleşmede döllü, kaliteli döllü yumurta almak istiyorsanız 5 gün önce değil aslında. Tavukla horozun, aferin sana, en az 10 gün içerisinde ilk eşleşmeyi yapmaları lazım. Yani ilk 10 gün önce, yumurta ilk bugün doğduysa bundan 10 gün önce tavukla horozun beraber olup ilk eşleşmeyi yapmaları şart. Kaliteli döllü, kaliteli verimli bir şekilde yumurta almak istiyorsanız. Aferin sana. Ne dedik abi? Tavuklar sperm depolarında spermleri 7 ila 21 gün saklıyorlar. Yalnız bu spermlerin kaliteli olması, döllenmenin kaliteli olması için
tavuğun da eşleşebiliyor durumda olması şart. Peki burada aklımıza çıkacak yeni sorular, gelişecek yeni sorular. Ben bir tavuk aldım, tavuğu ne kadar bekletmeliyim? Tavuk yumurtluyor, halen yumurtlayan tavuğu eşleştirebilir miyim gibi sorular doğabilecek kafanızda. Aldığınız tavuğun yumurtalarını bir kere kullanmayın. Yani bunlar az önce size anlattığım gibi sperm deposu olan, sperm bezleri olan hayvanlar. Bunlar spermi belirli bir müddet depolayabiliyorlar. Ama kalitesi düşük, ama kalitesi yüksek. Yine her şeyde bir risk vardır. Burada önemli olan dikkatli ve doğru hareket etmek. Söylediğim bilgilere de riayet edebilirsiniz. Kimisi Ankara Üniversitesi'nin, kimisi Kars Kafkas Üniversitesi'nden görüştüğüm hocalardan edindiğim bilgiler. Bunlar gerçekten güzel, kaliteli bilgiler. Kimisi de bende olan bilgiler. Yani genelde bir hayvan alırken hemen yumurtalarını kullanmayın. Ya horozun yanına attım da 3 gün sonra benim yumurtam çıkar diye düşünmeyin. Öyle davranmayın. Şunu da bilmenizi isterim ki tavuk kendi deposunda, bünyesinde barındırdığı spermlerle 10 gün rahatlıkla yumurta dölleyebilir. Bunları bilin. Bunların hani size fayda getirebileceğini düşünüyorum. Bu şekilde basit ve anlaşılabilir olarak anlattım. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kelimelerimi, cümlelerimi hep seçerek kullanıyorum sizler için. Daha iyi, daha açıklayıcı olması için. Şöyle aklınızda böyle sorular olabilir. Mesela tavuk alınca horozda ne zaman eşleştireyim diye. Bence tavuk alınca acele etmeyin. Bir 10 gün bekleyin. Ki onun bünyesinde bulundurduğu sperm depoları bitsin, tükensin. En az bir 10 gün bekleyin. Ardından şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani hayvanları yumurtlamadan önce bir araya getirirseniz, en az 10 gün olursa bu daha güzel olur. Çünkü 10 gün önce bir araya gelen hayvanlar daha iyi verim sağlar size. Bu güzel soruyu soran arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum, dostumuza. Selamlar, saygılar olsun buradan kendine. Gerçekten güzel, içerikli bir soru. Ben de aradım, araştırdım. Cevaplarını size doğru bir şekilde aktardım. Bundan sonraki sorularda, videolarda görüşmek üzere. Selametle. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın.